Valla. Böyle görevde olmamanıza da üzülüyorum açıkçası yani. Ben kendi adıma bir futbol sever olarak üzülüyorum. Yani sizi izlemeyi, takip etmeyi, oynattığınız futbolu izlemeyi seviyorum. Evet. Yani aykırı bir hoca olduğunuzu kabul edersiniz herhalde hocam. Normal böyle. Aykırı olduğumu kabul ediyorum. Tabii bu tip insanları geçmiş tarihe baktığınızda genelde bulaşık tipleri öldürüyorlar. Sokrates'i öldürdükleri gibi, Hallacı öldürdükleri gibi, Ebu Hanife'yi öldürdükleri gibi. Şimdi bizim gibi adamlar biraz zor adamlar tabii. Yani uyumsuz gibi gözüküyoruz ama aslında en uyumlu ve işbirliği yapılabilecek kişiler olarak, yani aykırı adamlar çünkü fikir açıcıdır. Yani farklı bir paradigma oluşturabilir. Siz olağan işlerin seyrine bakarken o başka yönden de bakabilir yani. Ama oluyor, ülkemizde maalesef oluyor. Hocam yani böyle rakamlar da sizin başarınızı doğruluyor. Yani ben başarısız olduğunuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Yani Tavşanlı Evet. Yiğit'le yaptıklarınız Evet. ortada. Hani Evet. bizim birçok Türk takımı Avrupa Ligi gruplarından çıkamadı ama siz Osmanlı Spor'la çıktınız, Olympiakos'a elendiniz. Yani Trabzonspor'la da çıktım. Evet. evet yani orayı da söyleyecektim hocam da işte eldeki malzemeyi aslında en iyi kullanan hocalardan birisiniz benim gözümde. Evet, şikayet etmem. Evet, yani Yaptığınız şikayetçi de olmam. açıklamalarda da böyle ufuk açıyorsunuz benim gözümde. Hani Teşekkür böyle ederim. rutin açıklamalar yapmıyorsunuz. Yani işte iyi hazırlandık, koştuk, mücadele ettik tarzında açıklamalar yapmıyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz. Orada bizim bütün bakış açımız değişiyor. Bu da sizi sevmemizdeki en önemli etkenlerden birisi. Hocam geçen sene Teşekkür ederim. Ankaragücü'nden sonra ayrıldıktan sonra bir görüşmeniz oldu mu? Yani teklifler Ya geldi mi? sezon başı ismini vermeyeyim. İki tane takımla onların menajerleri düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Hatta bir tanesinde İstanbul'a başkanla görüşmeye gidecektik ama olmadı. Araya tabii şöyle söyleyeyim. Bizim dışımızda gelişen olaylar da oluyor. Bu olaylara ben genelde o tip kulislerin dışında kaldığım için olayların nasıl geliştiği ve nasıl gittiğini bilmiyorum. Yani sonuçta ben her zaman Allah'ın ipini tutarak nasibin ve dediğim gibi rızkın ondan geldiğini düşündüğüm için saygısızlık yapmak istemem Allah'a karşı. Beklerim. Ve nereden gelirse orada çalışırız diye düşünüyorum. Hocam telefonu elinizde tutuyorsanız bir yere sabitleyin. Yorulursunuz. Bir yarım saat civarı birlikte olacağız. Sabitleme şansınız varsa. Antrenman da yapmış oluruz değil mi? Tabii bir yere sabitleyin hocam da hani siz yorulmayın. Sabitledim. Konu Önümde uzun. kitap Aşağıdan soru yağıyor hocam. O var. yüzden özellikle Trabzon'dan geliyor sorular. Onu da belirtmek Evet. isterim. Oraya da büyük büyük konuşacağız. Ankaragücü'nden sonra iki tane takımla görüştük dediniz ama hani şey iş ciddiye binmedi dediniz öyle anladım. Evet, aşağı liglerden geldi. Fakat Süper Lig'de kalma konusunda proje olmazsa, yani alttan çok güçlü projeler gelmezse Süper Lig'de kalmayı konusunda bir karar verdim zaten kişisel olarak. Ama şartlar tabii sizi eve de ekmek gidecek yani sonuçta şartlar sizi nereye kadar dayanabilirsiniz, nereye kadar zorlayabilir? Onu da zaman gösterecek. Bakalım ne olur yani. Hocam mesela bir Ertuğrul Sağlam örneği var. İkincilikte çalışacak bir hoca değil ama Yani evet. Samsunspor gibi böyle güzel bir kulüp gelince kabul etti. Şampiyon yaptı. Bir de Evet, evet. çalışıyor. Tabii. Tabii, Çıkarsa da tabii. Süper Lig'de çalışacak. Böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz siz de? Böyle Tabii, güzel bir kurumsal. proje olursa tabii kurumsal bir şeyde neden olmasın? Yani sonuçta biz teknik adamların aslında yani ligi olmaz. Hizmet etmek için biz bu mesleğe edindik. Sadece kendimize yararımız olacak diye düşünmemeliyiz. Yani sonuçta topluma yararlı olmak ve faydası olmak ve futbolumuzun gelişmesine katkı yapmak, kendimizi geliştirerek tabii bunu yapmak zorundayız. Yani bir yerleri geliştirmek için önce kendinizi geliştirmeniz, bir şeyi değiştirmek için değişime açık olmanız gerek. Yani başta siz bunu kabul etmelisiniz ki bazı şeyleri değiştirip geliştirme şansınız olsun. Hocam Tavşanlı Yiğit kariyerinizi sorsam alttan da soru geliyor. Tavşanlı Yiğit'te neler yaptınız da böyle isminiz filozofa Orada çıktı?
Evet, yani orada aslında benim en ciddi anlamda kendimle ilgili, kendime dönük arayışlarımın başlattığım dönemdi. O dönemde biraz daha tasavvufi konularla çok fazla ilgiliydim. Yani mesnevi olsun, makalat olsun, bunları özellikle çok irdeliyordum. O dönemlerde hayatımın diyelim ki boş bir yerini bunlar doldurmaya başladı ve beni etkilediler. Etkileyince bu sefer karşı bir fikre de yöneldim. Mesela felsefe ile din arasında çapraz bir ilişki var sözünü ortadan kaldırmaya çalıştım tahmin ediyorum. Çünkü öyle bir görev oldu. Yani bir felsefe ile mesela bugün bir Sokrates tek tanrılıdan bahseden bir felsefeci. Epiktetos mesela bugün tanrı fikrini kabul eden ve bir köle olarak doğmuş olan bir Epiktetos bugün Allah fikrini ortaya atan bir felsefeci. Yani dolayısıyla felsefe ile din arasında bir ilişki olabileceğini de göstermek adına Tavşanlı'daki o duygu halim ve insanlara dış görünüşün çok önemli olmadığını, insanların içindeki değerler üzerinde elmaslara bakmanız gerektiğini söylemeye çalıştım. Yani biraz orada duygusal bir içe dönüklük yaşarken aynı zamanda da kendimi ifade etmek için de o yolu kullandım. İyi ki kullanmışım, mutluyum. Yani işte hocam, bakın bugün Tavşanlı tarihin en iyi hocasısınız yani. Bunu reddedemezler Allah razı olsun. Yani. Playoff'ta kaybetmiştiniz değil mi? Süper Lig'in kapısından düştünüz. Evet, evet, evet. Ha. Birkaç yıl sonra da düştü takım Tavşanlı'yı. Yani, evet, yani kurumsal olarak toplumu içine eğer bir üniteyi topluma mal edemezseniz, toplumsuz, taraftarsız, ve onu seven kişilerden arındırırsanız başarılı olma şansınız yok. Futbolun böyle bir esprisi var. Yani futbol aidiyet duygusu geliştirmek için birilerine bir tutunma ortamı sağlamalısınız. Ve toplumun bir de öyle bir şey ki futboldaki takım yapısı o kadar enteresan ki bugün hangi meslekten ve hangi renkten, hangi dine bağlı kişi olursa olsun orada kendini bulabiliyor, kendini oraya ait hissedebiliyor ve sorgulanmıyor. Ve çok rahat bir şekilde ben bordo maviliyim veya sarı kırmızılıyım diyebiliyor. Yalnızken de diyebiliyor, bir ortamda, bir kahvede veyahut da bir yemek yerinde de bunu çok rahat söyleyebiliyor. Ve sorgulanmıyor, kim olduğu sorgulanmıyor. Sadece o renge aşık olması onun oradaki aidiyet duygusunu ve oraya ait olduğunu kabul eden bir yığın insan ve topluluk görüyor. Ve sorgulanmadığı için de çok rahat bir şekilde o takımı veya o kulübü tutabiliyor. Vallahi hocam işte sizde futbol sorusu soruyorum ama konu bir şekilde felsefeden gene geçiyor yani gördüğüm kadarıyla. %100 futbol konuştuğumuz bir program olmuyor, ondan bahsediyorum. Altta da çok güzel yorumlar geliyor hocam. Ben buradan takip ediyorum sizi göremeseniz de. Evet, evet. Mesela bir Hristiyan futbolcuları anlayabilmek için İncil okuyorum şeklinde bir açıklamanız oldu mu hocam? Evet. Ya o konuyu yani, biraz açarsanız. Hı-hı. Yani okuduğumu söyleyebilirim. Çünkü o gün ihtiyaç vardı. Şöyle ihtiyaç vardı. Kulübün içindeki ekonomik şartların zorluğu ve sorunlu oyuncu sayısı, yabancı oyuncu sayısı fazlaydı. Bu oyuncuları bir şekilde ikna etmeliydim ve onların dilinden ve onların gönlünden geçenleri anlamalıydım. Ve bu nedenle de İncil'in ve Tevrat'ın bir bölümünü işte okuyarak eski ait de yeni ait arasındaki bilgiyi de alarak onlarla bazı konuşmalar, Adrian olsun, Zokor olsun, onlarla çok bamba olsun. Onlarla çok aidiyet duygusunu geliştirmek için İsa'nın öğretileri konusunda konuları başlatarak gittik. Ve onlara İslam'la şey arasında yani İsa'nın bizim tarafımızdan kabul gördüğünü
ve biz eğer bu kabulü İsa'ya tanıyorsak, Allah bize, peygamberimiz bunu söyledi, siz de bu öğretileri karşılığında buraya emeğinizi vermek zorundasınız. Yani her şey para değil anlamında. Böylece onların gönlüne girerek bazı sorunların çözümüyle ilgili bir yol izledik. Örneğin mesela Isparta'ya gittiğimizde Zokora ve Bamba'yı kadro dışı bırakmıştım ben. Yani aidiyet duygunuz, başta konuştuk. Aidiyet duygun var mı dedim ikisine de. İkisi de aidiyet duygumuz yok dedi. O zaman dedim ben sizi takımın içine almıyorum. Size ayrı profesyonel görevimizi yerine getiriyoruz ve size ayrıca antrene edeceğiz. Siz ne zaman aidiyet duygunuz yüksek seviyede olursa sizi takımın içine alacağım. Şimdi almayacağım diyor. Bu sefer Isparta'da birkaç antrenman sonra kaptan geldi. Dedi ki böyle böyle, Onur geldi. Dedi ki hocam dedi, iki arkadaş dedi sizle görüşmek istiyorlar dedi. Bana dedi geldiler dedi. Aidiyet duyguları şu anda yüksek seviyede ve sizin onlara saygılı davranacağınızı bilerek ve koruyacağınızı bilerek takımın içine girmek istiyorlar. Ne dersiniz? Dedim tamam, o zaman idmandan sonra ikisinden sahanın ortasına sandalyeleri aldık, konuştuk ve ondan sonra da her ikisi de ve Adrian da yavaş yavaş artık takımın içine ve faydalı olmaya başladılar. O şekilde girdiler. Bu benim onlarla kurduğum bu ilişkinin altında o bilgiler, yani o İncil'i okumamız ya da onlara o konuda yardımcı olmamız, o konuda yaklaşım göstermemizin yararlı olduğunu düşünüyorum. Olay böyle gerçekleşti. Hocam yani sadece teknik direktör futbolcu ilişkisinden ziyade bir manevi terapi de yapıyormuşsunuz anladığım kadarıyla oyunculara. Yani ben öyle anladım. Aslında bunu yapmak zorundayız. Mesela bugün dünya ırkçılıkla bir sarsılıyor biliyorsunuz. Yani bugün CIA oyunculara çok affedersiniz zenci, işte muz atmak, Negro, farklı şeyler konuşmak gibi bir baskı altında. Ve bundan dolayı da mesela yabancı, Türkiye'deki yabancı oyuncular, çalıştığım oyunculara onlara rahat olmalarını ve sağlıklı düşünmeleri, burada kendilerini çok iyi hissetmelerinin en büyük örneklerini yine bizim veda haccından veriyorum mesela bazen. Mesela diyorum ki peygamber o gün, peygamberimiz mesela veda haccında Arap'ın beyaza, beyazın araba üstünlüğü yoktur diyor mesela. Şimdi biz bunu onlara anlattıkça onların etkilenmesini sağlayarak işlerine daha yüksek. Çünkü çok büyük döviz harcıyoruz biz. Bugün evet, kulüplerimizin hepsinin dünya kadar borcu ve eğer devlet bugün katkı vermezse bütün kulüpler iflas etmiş durumda. Yani hocam kameranın biraz altında kaldınız da biraz yükseltirseniz sizi daha iyi görebiliriz. Yani burnunuzun üstünü görmeye başlamıştık en son çünkü. Tamam mı? Hocam yabancı dille olan aranız nasıl? Burak Kemeroğlu sormuş. Yani bugün bir teknik direktör en az kaç dil bilmeli? Bu konuya bakış açınız nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani İngilizce bilmek zorundasınız. Benim orta derece bir Fransızcam var. Bir yatırım yaptım ama basit konularda anlaşabiliyorum. Yine de mesleki yüksek seviyelerde olduğunda tercüman kullanıyorum. İngilizce çok geçerli bir dil. Kullanmalısınız. Yani sonuçta çalıştığınız insanlar bazen, oyuncular bazen tercümansız, aracısız sizle konuşmak ister. Ve kendini orada çok daha şey hisseder. Yani güvenli hisseder. Bu nedenden dolayı bizler, mesela ben kendi yabancı dili İngilizceyi çok iyi konuşan antrenör arkadaşlarının bir kısmıyla çalışıyorum. Bir de yabancı dil bilen ve futbolla ilgisi olan birini daha ekibin içerisinde tutuyorum. Oyuncularla konuşurken de kulüp tercümanını kullanmak yerine ben o görevde bulundurduğum, ekibin içinde bulundurduğum tercümanla konuşuyorum. Çünkü oyuncu bazen yöneticinin duymak istemediği şeyleri sizle konuşmak ister. Ama kulüp tercümanı bu nedenden dolayı kulübün elemanı olarak kendini rahat hissetmiyor oyuncu.
O zaman siz devreye kendi ekibinizdeki kişiyle girmek zorunda kalıyorsunuz ve bunun da çok yararlı olduğu anlar oldu. Yaşıyoruz bunları da. Ama dediğim gibi bugün antrenörlüğe başlayan genç teknik adamların İngilizce konusunda kendilerini yetiştirmelerinin gelecekte iletişim kurmada, dünyaya entegre olmada, inovasyonda, yenilikleri takip etmede, makaleleri okumakta çok daha işine gelecek. Biz biliyorsunuz yaşımız gereği internetle buluşmamıştık gençliğimizde ve yayın elde etmek çok zordu. Ve kitaplar satın almak için Ankara'lara, İstanbul'lara giderdim. Üniversitelerdeki hocalara yalvarırdık bize biraz yayın verin diye. Ne zaman yayınlara kavuştuk biz? 1990'da Piontek'in yeni bir kurs anlayışı getirmesinden sonra bizler de yavaş yavaş yayınlara ve futbolla ilgili yeni paradigmalara açıldık. Ama dediğim gibi İngilizce bir dili bilmelerinde teknik adamların yarar var. Onlara yarar sağlayacak. Hocam, Mehmet Akyüz'ü Türk futboluna kazandıran isimsiniz benim gözümde. Yani daha önce altlıklarda oynuyordu ama Tavşanlı İğit'e bir Beşiktaş'a transferi sürecine yardımcı oldunuz. Mehmet Akyüz hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Şu an kendisi Adana Demirspor'la maç yapıyor. Çok güzel bir çocuktur. Kalbi çok güzeldir. Yani 30 yaşında da olsa kalbi güzeldir. Benimle şu anda konuşmuyor. Biraz küskün bana. Sorun şeyde, mu oldu hocam aranızda? Yani Akhisar'da bir sorun. Yani daha doğrusu onunla aramda bir sorun yoktu. Antrenmanda bir kavga olayı oldu. Üstü kapalı geçeyim. O evet. Kavgada tabii siz teknik adam olarak o tip anlarda ilk çözümünüz her ikisini de antrenmanın dışına almaktır. Biz de öyle yaptık. Öyle yapınca kendisine, ama kendisi haklıydı yani. Ama ben bir lider olarak bütün takımı o anda kontrol etmek, disipline etmek için her ikisini de antrenmanın dışına davet ettiğim için o bundan alınganlık gösterdi. Hakkını helal etsin, bilmiyorum. Ama yine çok seviyorum onu. Çünkü gerçekten güzel bir adamdır. Yani Mehmet iyi bir insandır yani. Ben onu hala seviyorum. Yani evet, kalbimde iyi bir kontratakçıdır. Çok iyi bir hızı ve reaksiyonu daha da ilerletti. Mesela şu an koordinasyon ve analitik yönde de analitik zekasını da devreye sokmaya başladı. Buna tecrübe diyoruz işte biz. Bunlar olunca bugün mesela birinci ligde sonuç değiştirebilen bir santrofor oldu artık yani. Evet. Yani sonuç her takım almak ister Mehmet Akyüz'ü birinci ligde. Evet, bir de şu var. Hatta Süper Lig'de küme düşmeme oynayan takımların hepsi de almak ister. Bir de Mehmet'i biraz zorlayacaksınız. Yani onu iteceksiniz. Biraz böyle hani dedim ya şeye de biraz yatkındır. Kendini rahat hissetmeye, rahatlatmaya yatkındır. Onu biraz zorlayacaksınız. Çok iyi şeyler yapabilir. Beşiktaş sürüveni bence orada ona yardım eden bir yapı oluşturulmuş olsaydı bence Süper Lig sınıfında devam ederdi ve başarabilirdi yani. Orada biraz yalnız kaldı ve kendini yalnız hissetti. Duygusaldır da yani. Bana küskünlüğü hocam, de o duygusallığını şuradan örnek vereyim. Birkaç hafta önce Adana Demirspor'la bir gol kaçırdı. Bütün takım teselli etti kendisini ama yine oyundan çıkmak istedi. Oyundan çıktı mesela. Evet. Orada işte sorumlu hissediyor kendini. Yani ama baş etmesi gerekir o konularda. Ben de biraz duygusal adamım. Kendisiyle baş etmesi, bunlarla baş etmesi gerekir aslında. Yani umarım bunu yapabilir. Yani daha da genç, belki de bir 5-6 yıl daha futbolun içerisinde yine Süper Lig'e çıkabilir diye düşünüyorum. 86'lı hocam, 34,5 yaşında, 35'ine gelecek. Yani 1-2 sene bence. Yani 1-2 sene daha ama şeysi var, nasıl söyleyeyim? Yani fit durumu hala var. Yani evet, belki hızında bir düşüş
belki ufak bir düşüşler olabilir kas yorgunluğu ve yaşlılığa bağlı olarak, ama yine de çözüm üretebilir. Bu sefer de analitik zekasının gelişmesi, pozisyon oyununu iyi oynaması ona bir takım avantajlar kazandırabilir. Hocam, Mehmet Akgüz'de şöyle bir özellik var. Diğer futbolcularda ben pek denk gelmedim. O yüzden size sormak istiyorum. Böyle bir gol attı mı 3-4 hafta üst üste atabiliyor, ama böyle bir iki maç atamayınca da 5-6 maç atamayabiliyor. Yani bu da psikolojik bir şey galiba, değil mi? Tabii. Bu işte ona bu tip insanlar, yani duygusal adamlar, kendi içlerinde saat başı olmasa bile gün aşırı bazı mahkemeler kurarlar ve kendilerini yargılama yönü güçlü bir tavır olarak önlerinde durur. Hep kendilerini yargılayarak, kendilerini sorunlu ve suçlu görerek, kendilerine eziyet ederek yaşamı bu şekilde yaşamaya çalışırlar. Doğru olmadığını ne kadar anlatsak da, doğru olmadığını söylesek de, yaşam çünkü oyun bir bütün, yani 11, evet. 20, 26, 28 kişinin oynadığı bir oyun. Ve bunun ayrıca sadece sana bağlı faktörler yok. Yönetime bağlı faktörler var. Hakem faktörü var, saha faktörü var. Arkadaşının iyi niyet ya da farklı düşünme faktörü var. Karar verme faktörü var. Bu sadece sana ait değil. Ama yine de bu sorumluluk hisseden karakterli oyuncular bu tip zaaf şeyler gösteriyorlar. Hocam, Burak Kemaloğlu'nun bir sorusu var. Bence güzel bir soru. Hani ve bu soruyu sorabileceğimiz nadir insanlardan birisiniz. Benim gözümde öyle. Hocam, Avrupa'ya giden oyuncularımız neden fizik açıdan hep eksik deniliyor? Türkiye'deki kondisyonerler mi kötü, yoksa hocalarımızın antrenman bilgileri mi eksik? Soru bu. Yani Cengiz Ünder gittiğinde de söylendi. Çağlar'da da söylendi. Kim giderse gitsin söylendi hocam. Oyuncularımız şeye inanmıyorlar. Yani bilimsel çalışmalara ve bu bilimsel çalışmaların verilerini dikkate almıyorlar. Mesela biz bugün GPS verileriyle çalışıyoruz. Team Pro verileriyle çalışıyoruz. Spart çalışıyoruz. Dolayısıyla oyunculara bunların sonuçlarını gösterdiğimizde, özel biraz daha çalışması gerektiğini söylediğimizde çok fazla dikkate almıyor. Bir de şu var. Planlamalarımızda bu kondisyona yönelik, özellikle performansı geliştirmeye yönelik olan verilerimiz aşağı yukarı 10 yıldan beri kullanmaya başladık. Ondan önceki süreçte elimizde veri olmadan sadece tura bağlı olarak, örneğin sahanın etrafı 400 metre. O 400 metreye baz alarak oyuncunun hızlarını arttırmasını ya da dönecek olduğu o çevrede döndüğü süreyi kısaltarak ya da büyüterek hızını kontrol edebiliyorduk. Yani saatte şu kadar hız, bu kadar hız, işte dayanıklılık şeylerini tahmin edebiliyorduk. Ama bugün dediğim gibi GPS olsun, Team Pro olsun, bunlar artık bize o kadar basit ve kısa yoldan sonuçlar veriyor ki, bunları oyunculara adapte etmenin yolu daha da kolaylaştı. Artı bir de şöyle bir şey var. Bugün performans gelişimi bireyselleşti artık. Yani biz eskiden takımı bütün olarak aynı dakikalar ve aynı süre içerisinde aynı tempoda çalıştırdığımızda 10 tanesi gelişirken 15 tanesi gelişmiyordu. Anlatabildim mi? Yani zorladığımız zaman diyelim ki uygulamadaki şiddet, hani bizde antrenman normları var ya, kapsam, süre, şiddet. Şimdi bunlardan şiddeti uyguladığınızda, ama dediğim gibi 10 tanesinin nabzı bu şiddette 100, diyelim ki 180'i buluyor, 15 tanesi dayanıklılık zeminini en altında 140'ta gidiyor. Şimdi amaç değişti, görüyor musunuz? Yani biri, evet, takımı yüksek bir performansa hazırlarken 10 tanesini hazırlıyorsunuz, 15 tanesi bundan antrene olmuyor. Şimdi eleman sayıları arttı, ancak yöneticilerle karşı karşıya geliyorsunuz. Yani ekibinizin fazlalığı bu sefer sorun oluyor. Prim sorun oluyor. Maaş sorun oluyor.
Bu sefer de yönetici bu paralarla ilgili sizinle tartışmaya giriyor. Bunu da gerçekleştiremiyorsunuz. Aslında en alt seviyede gruplar yaptığınızda ekibinizde 7-8 kişi birden olmak zorunda kalıyor. Anlatabildim mi? Hocam bunlar... peki ideali kaçtır? Yani bir teknik direktör kaç yardımcıyla çalışmalı? Sizce normali nedir bu işin? Yani bana göre öyle çok sayıyı abartarak da ileri gitmemek lazım. Ve 8'i, 7'yi, 8'i de geçmesi bana göre biraz abartıdır. Şu olabilir. 7 ve 8 sahanın dışında PR'ınız olabilir. Mesela sizi basınla veya diğer çalışmalarla, yönetimle bir menajeriniz olabilir. Kendinize bir iki danışman tutabilirsiniz. Bunlar ayrı. Çünkü bu yönde de çalışan antrenörler var. Bunlar çok şey değil. Yani yapabilirsiniz ama sahanın yeşil zeminin içerisine aldığınız kişilerin sayıları dediğim gibi yani benim idealim 7 ve 8 benimle birlikte. Çünkü çok fazla olduğunda da ekibin rahatsızlıkları artıyor. Bu sefer sizin bazı yönlerinizi bu şeyler meşgul etmeye başlıyor. Oysa sizin kafanız sadece organizasyona, taktiğin sahanın içerisinde uygulanmasına ve taktik çalışmalara yoğunlaşarak silahınızı güçlü bir silaha dönüştürmeniz gerek. O nedenle de çok fazla ekip sayısının olmasının da dezavantajları var. Şimdi konuyu söylemiştiniz yani neden biz Türk olarak uyum sağlamada zorluk yaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi burada o saygıyı vermiyor profesyonel oyuncu size. Ama orada kulüp manifestoları, güçlü manifestoları ve çevrenin oyuncuyu etkilediği anlar var. Mesela bugün Avrupa'daki işçimiz atıyorum Almanya'da yere tükürmez ama Türkiye'ye geldiği zaman yere çok kolay kağıt ve çöp atabilir. Sorduğunuzda şöyle bir cevap veriyor. Orada doğal bir kontrolün oluştuğu, otomatik olarak onun oraya tükürmesindeki kendisini izlendiğini sayması onu otokontrole itiyor. Ama buraya geldiğinde bu otokontrolden kurtuluyor. Bu da sebeplerden biri. Oyuncularımıza biz teknik adamlar kendimizi inandıramadığımız taraf da var. Ve çok iyi antrenörlüğümüzü geliştirme konusunda çok iyi olmadığımızı da kabul edelim. Orada da bizim belli bir hatalarımız olduğunu kabul edelim. Tüm bunlar bir araya geldiğinde çevrenin de burada olumsuz katkıları. Oyuncularımızın bir de şu var, motivasyonlarındaki motiv yetersizliğini biz büyütemedik. Şöyle, bugün futbola başlayan bir çocuk, bir ev, bir araba, bir manken hanım ve kardeşini evlendirmek, işte babasına, annesine ev almak gibi bir motivle başlıyor. Oysa bunu içselleştirip, ben dünyanın en büyük takımında oynayacağım, Stad'da, Avrupa'da tanınacağım, dünyada yılın sporcusu olacağım motivasyonuyla başlamış olsa işte o zaman hedefler daha başka yerlere gider. Anlatabildim mi? Biz hocam, bu genç oyuncularda çabuk ben oldum şeyi var işte onu anlatmaya çalışıyorum. Güdülemede buradaki aşırı ilginin onda yarattığı şımarıklıklar bunların hepsi bir araya geldiğinde ne oluyor? Çocuk 19 yaşında 10 trilyon parası var veya 5 trilyon parası var ya da olacak. Yani böyle bir beklentiyle de yani olacak, benim param olacak, işte şu olacak. Saygıyı davranışlarında ve entelektüel bilgisinde değil de cebindeki katlanmış paralara bağlayan bir anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Altyapılardan itibaren bu anlayışı ve bu davranış biçimini onlara anlatmalı ve kabul ettirmeliyiz. O zaman işte dünyayı fethedebilir miyiz? Fethedebiliriz. Neden? Şu an nüfusumuzun %52'si 26 yaşın altında. Dünyada böyle bir nüfus yok. Bütün devletimizin sportif alanlara verecek olduğu katkılar, bugün savaş sanayini mükemmel hale getiren devletimizin bu başarısını, spor alanlarını büyüterek, spora yatırım yaparak, sağlıklı nesilleri, bak bugün yazılımlar konusunda Hindistanlıları geçmiş durumdayız. Mesela biliyorsunuz yazılım konusunda Amerika'da Hindistanlılar bir numaradır.
Ama biz de şu anda mesela yazılım konusunda çok ilerlemiş durumdayız. Yani bunlar önceden Hindistan'a eğitim almaya gidiyordu hocam Türk böyle yani yazılımcılar. Evet, ama bugün mesela bizim yazılımcılarımız da Amerika'da teknoloji yazılımları konusunda da aranan kişiler olmaya başladı. Yani Evet. dolayısıyla bu değişimi sağlanabilir. Bu şekilde, bu yönde sağlanabilir. Hocam şimdi Göztepe'nin bir teknik direktör arayışı var. Göztepe'liler de soruyorlar. Göztepe yönetimi sizle herhangi bir görüşme yaptı mı hocam? Ya da Yok, Göztepe hayır. nasıl bir camia? Hani orada çalışmak ister misiniz? Tabii çalıştık biz orada. Giray Hoca'yla küme düşme hattına girdiğinde İzmir'de biz çalıştık. 98 galiba. Tam tarihini hatırlamıyorum. Yani Göztepe biliyorsunuz kendine böyle kapalı gibi gözükür ve kendi tarihiyle zirve yapmış. Yani eski zemininde hikayeleri olan, kulüp hafızası olan ve güçlü kulüp hikayeleri olan bir kulüp. Yani saha hikayeleri çok güçlü bir kulüp. Dolayısıyla onu sevenlerin veyahut da onu kabul edenlerin bu tarihi işlerle birlikte mutlu olma eğilimi ve aidiyet duygusunu büyüten bir durum var. Aynı Trabzonspor'da da mesela şampiyonluk yaşamış, Galatasaray'da mesela, Fenerbahçe'de. Bu şampiyonluklar ve başarılar onlara insanların tutunmasını sağlıyor. Onları mutlu eden bir durum yaratıyor. Dolayısıyla Evet. Göztepe taraftarıyla da yani bir de şöyle söyleyeyim. Fanatiği de var. Yani fanatiği de var ama o kadar entelektüel bir taraftarı var ki yani doğruyla yanlışı belli bir zevinde ve seviyede eşitleyebilir. Yani Evet. Tutabilir. Aşırısı Futbolcusu olan olan bir taraftar. Yani evet ama fanatik kısmında da var ama onu az görüyorum. O daha az ama entelektüel olarak kendini geliştirmiş ve sosyal gücü yüksek bir taraftar grubu var. Onu sevenler var yani. Hocam teklif gelirse çalışırım mı diyorsunuz? Onu tabii anlamadım. Canım, niye, neden olmasın? Yani oralar çok çok büyük camialar, çok güzel camialar. Yani bir de şöyle bir şey var. Bize ekmek veren, ekmeğimizi yediğimiz, aldığımız bu yerleri yani hem korumalı, bir kuruşuna bile zelal gelmeden korumalı, hem sevmeli hem de gelişmesine katkı vermeliyiz. Bazen bu katkı vermeye çalışırken anlaşılmayabilirsiniz de. Yani çünkü dünyada ilk başta öldürülüp daha sonra da iadeye itibar verilen bir yığın insana tanık oluyoruz, öyle değil mi? Yani zaman Evet. çağlarında anlaşılmıyorlar ama bir süre sonra geçtikten sonra iadeye itibar verilerek onurlandırılıyorlar. Bu da toplumların kaderi diyelim veya o kişilerin kaderi. Hocam şimdi böyle taraftarı çok güçlü kulüpler var. Bir de hani Osmanlı Spor'da çalıştığınız için sorayım. Böyle görece zayıf destek gördüğümüz hani taraftar anlamında söylüyorum. Öyle kulüpler var. Camiası güçlü taraftarların önünde çalışmak mı daha güzel bir duygu? Yoksa böyle seyircisiz maçlarda takım çalıştırdığınız zaman Osmanlı Spor'u sormaya çalışıyorum yani. Aslında mesela camiaları büyük takımlarda çalışırken stresinizi yüksek tutuyorsunuz. Yani stres, yüksek bir strese uğruyorsunuz. Eleştiri ve tenkite karşı direnciniz zayıfsa büyük camiaların mesela bugün sanal alem ya da öyle diyelim sosyal ortam bugün büyük camialarda teknik adamın duygularına dokunduğu için onu çok zor durumlarda bırakan yorumlar ya da olumlu ya da olumsuz yorumlar çok baskı altında alıp başarısızlığa da yol açabiliyor. Aidiyet duygusu zayıflıyor, iş kalitesi düşüyor. Ama mesela ben çalışırken, büyük takımlarda çalışırken hiçbir zaman sanal alemle ilgili kapatırım, telefonumu da kapatırım. Çalışanlarım da bilir, bana oradan herhangi bir bilgi, olumlu ya da olumsuz bilgi getirmezler. Ama eleştirilerini toplantıda kendi düşünceleri gibi yansıtırlar. Ben de o düşünceler üzerinde kendimizi değiştiririz, geliştiririz. Ama seyircisiz takımlar size yaratıcılığınızı kullanmak, yani baskıdan uzaksanız yaratıcılığınızı kullanmak
size büyük cesaret de verebilir bu durum. Mesela bugün siz büyük takımlarda bir teknik adam yaratıcı zekasını, yaratıcı taktik olarak hissettiklerini uygulamak yerine dünyanın ve toplumun kabul ettiği taktikler ve şeyler üzerinde yoğunlaşır. Mesela bugün dörtlü savunma, üçlü savunma kullanılmaya başlandı. Bunları kullanabiliyorsunuz ama ben şu şekilde oynamak istiyorum diyerek ortaya atıldığınızda sonuçların size çok ağır ödetileceğini düşündüğünüz için teknik adamların yaratıcılığını kullanma şansı azalıyor. Ve bu da futbolun gelişmesine yönelik bazı diyelim seviyeyi de aşağıda tutuyor olabilir. Mesela bugün ligimizi satamıyoruz mesela biz. Bugün İngiltere Ligi. Ticari anlamda pazarlayamıyoruz, evet. Pazarlayamıyoruz mesela. Çünkü yani bugün topun oyunda olma süresi çok neredeyse 30-33'lere düştü. Ama bugün Şampiyonlar Ligi'nde bu 55. İngiltere'de 55 mesela istatistik olarak. Mesela öyle maç oluyor ki 30'a bile düşüyor mesela. Yere yatan kalkıyor. 30 dakika mı koşmuş oluyor o zaman mantıklı? Yani 30 dakika topun oyunda olması demek. Aslında 30 dakikanın koşmasının içinde yürümek var. Efendim yani, sana söyleyeyim. 8 kilometre hızda koşmak var. 30 kilometrede koşmak var. Bu ya bir tanedir ya iki tanedir. Diğerleri de zaten. Evet. Bu sefer ne oluyor? Oyun hızınız düşüyor, oyun kalitesi düşüyor ve bu sefer açısı büyük paslarla oynamış oluyorsun. Taç atma sayın fazlalaşıyor. Bir de oyuncularımız bir iyi niyet kararı almak zorundalar. Şu yere yatmalar, etik olmayan düşüşler, zaman geçirmeler. Bunları biz de bazen oyuncuya itiyoruz. Bakın bunları samimi olarak. 1-0 öndeysen, güçlü bir rakiple oynuyorsan yat diyorsun hocam. Bunu içinden söylemesen de içinden, hani çünkü başarı, yönetici seni buna zorluyor. Çevre, taraftar seni başarıya zorluyor. Bugün Türkiye'de teknik adamın anlaşma süresi 6 aydan kısa. Evet, ben onunla ilgili bilgi vereyim hocam. Bu sene 10 takım hoca değiştirdi. 4 tane takım 3. hocayla çalışıyor. Yani evet. Demek ki burada bir başarı zorlaması nedeniyle teknik adamların da zorlandığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu sefer yaratıcılık devre dışı bırakılıyor. Bu da futbolumuzun izlenebilirliğini veyahut da satılabilecek olup paraya pazarlanabilmesini de engellemiş oluyor. Hocam, Konya Spor'la bir Süper Kupa kazandınız ama Konya Spor'da başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz 2017 yılında? Düşünüyorum. Ben oraya geldiğimde yönetimde bir ani değişim oldu. Yani şu an üstü kapalı konuşayım. Bir de oyuncu, lider oyuncuyla onu kadro dışı bıraktım. İsim vermiyorum. Ve o kadro dışı bırakma durumunu kendimi haklı görüyorum. O durumda yönetim ve biz birlikte o konuyu aşamadık. Aşamayınca ben yalnız kaldım. Yalnız kaldım ve bu sefer karşı taraf, yani yönetim yani tarafını farklı seçti. Ben şeyden vazgeçmedim ama. İnandığım şeyden vazgeçmedim. Evet, vazgeçmedim. Hocam. Çünkü ben kimsenin ekmeğiyle oynayan bir insan değilim. Yani kendimi, insanın kendisini anlatması doğru değil de. Ve o sorunu biz bir şekilde çözemedik. Ben yalnız kalınca bir süre sonra da zaten yararlı olmak yerine olayın dışında kalmayı uygun gördüm. Hocam, 40 dakikadır Türk futbolunu konuşuyoruz. Artık Trabzonspor konuşma vakti geldi. Biraz da alttan psikolojik baskı da yiyorum Trabzonlulardan. Evet. Trabzonspor'da doğru zamanda çalıştığınıza inanıyor musunuz? Doğru zamanda çalıştığıma inanıyorum. Evet. Çünkü şartlar benim altyapıya önem verdiğimi, o oyuncuları kazanma durumu, kulübün ekonomisinin
yetersiz olması, bizim gibi Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan diyelim antrenörlerin devreye girmesi, kulübün ekonomisini de düzeltmeye, altyapının verimli oyuncularını kullanma şansı da kulübe sağlayabilirdi mesela. O nedenle evet. Ama daha sonra kulübün işleyişinde bazı siyasi girişimler olup da kontrol bazı yapıların eline geçince, bu sefer biz artık orada kontrol bizim dışımıza ya da yapmak istediklerimizin dışında bazı şeylerin yapılmasını sağladı. Oysa şartlar o kadar uygundu ki, mesela geçen yıl da Ünal Hoca'nın başladığı dönemde de şartlar yine altyapıların devreye girecek olduğu, uygulamaların yapılabileceği bir şartlar içindeydi ve oldu ve başarılı oldu. Bugün Yusuf Yazıcıları falan, ömürleri falan kazandık. Evet. Abdülkadir'leri yani şeyi kazandık. Abdülkadir'i kazandık. Yani Serkan'ı kazandık. Şimdi dolayısıyla bizim genetiğimiz, Trabzon'daki genetik her zaman Trabzonspor'a, yani yıldız olarak belki yıldız oyuncu değil ama tamamlayıcı oyuncu konusunda her zaman oyuncu verebilir. Her zaman. Yani siz kulübenizi 50 milyon euro yerine ya da 25 milyon euro yerine 2,5 milyonluk bir kulübe yapabilirsiniz. Bu da kulübünüze 50 trilyonun üzerinde bir katkı verebilir. Yani tamamlayıcı oyuncuları Trabzon'un altyapısından yapabilirsiniz. Yıldız oyuncularınız kaç tane olacak? 6 tane mi? Al 6 tane yabancı o zaman. Geri kalanını tamamlayıcı oyuncu olarak altyapından yapabilirsin. Ve bu, yani bu altyapıdan gelen oyuncuların kalitesi zaman içerisinde tecrübelenerek aradığınız kaliteyi size verir. Yani genetik size bu kaliteyi verir. Bundan korkmayın yani. Ama maalesef ben yine dediğim gibi iyi ki Trabzonspor'da çalışmışım. Kendi insanımı seviyorum, kulübümü seviyorum. Bunun için de bazı bedeller ödedik ama bir de Türkiye'de mesela ben Trabzonsporluyum deyip başka takımların bize saygı göstermemesini gördük ama ben Fenerbahçeliyim deyip başka takımlarda çalışan ya da oynayan kişilerin de saygı gördüğünü gördük. Şimdi hangisi doğru? Ve ben sahtekar mıyım? Onlar doğru, dürüst adam da Trabzonlar sahtekar mı? Yani ben maç mı satarım yani? Yani hocam bunun ne demek? Örneğini geçen sene yaşadık. Ankara Gücü maçı öncesi, Ankara Gücü Trabzonspor evet. maçı öncesi, Ankara evet. Gücü hocasıyken bu minvalde açıklamalar yaptınız, görevinize son verildi. Yani Trabzonspor olduğunuzu gizlemiyorsunuz. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur demiştiniz galiba, yanlış hatırladım. Yani o zaman bu zaman dedim. Yani bir de olmasını da sadece Trabzon açısından istemedim. Türk futbolunun kalitesini büyütme açısından da istedim. Artı Trabzon'un mesela bugün dünyada yani eşi benzeri olmayan bir şehri ifade etmek istedim. Bugün 35-40 milyona 40 bin kişiye oynuyor Trabzonspor. Yani futbolun kalitesini, seyirci kalitesini de yükseltiyor. Şimdi ne olacaktı? Trabzon şampiyon olsaydı, hani gençlerimizin büyük bölümü şampiyonluk görmemiş, mutlu, tekrar futbola sarılan, futbolu tekrar destekleyen bir 30 bin kişi daha katılacaktı. 60 bin kişi, düşün, Trabzon'u seyreden 60 bin kişi var. Ve bu 60 bin kişinin oluşturduğu bir ambiyans, bir katkı var. Şimdi Türk futbolunda bir de şu var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında Trabzonspor'un geçmişte yapmış olduğu bu başarıların tekrar edilmesi tüm ülkede diğer takımların da kendilerinin olabileceği anlamını kabul etmesi, onların da kendilerini daha fazla geliştirmelerini sağlayacaktır. Ben biraz da bu yönde bakarak bunları söyledim. Ama tabii ki de kulübümün ihtiyacı da vardı şampiyonluğa, ekonomiye, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına, paraya ihtiyacı vardı, prestije ihtiyacı var. 30-35 seneye yakın şampiyon olamamışız. Bu da bir prestijdi. Bunu da kulübümün kazanmasını istedim açıkçası. Yani hocam, o Ankara Gücü Trabzonspor maçını 1-1 bitmiş sizin görevden evet. ayrıldıktan sonra.
Evet. Şey, aynı sonuç olur muydu siz takımın başında olsaydınız? Ben, Trabzon mu yenerdi yoksa Ankara'yı yenerdi? Bana göre Trabzonspor'u yenebilirdik o gün. Ama maç berabere yani, bitti diyorsunuz. Yani evet, yenmesi için de çünkü yani bizim Trabzonlular olarak da bu ülkede ve bu dünyada yaratılmış olmamızın bir anlamı var, bir rolü var yani. Yine şovenistlik yapmıyorum aslında. Yani burada sadece DNA'mızın bize vermiş olduğu bazı avantajlı ve dikkate alınması gereken davranışlarımız ve rollerimiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda da kötü yanımız da vardır. Bizde amigdala çalışmaz. Yani beynin içerisinde davranışları kontrol eden birinci mekanizma çalışmaz bizde mesela. Kavgacı bir yapımız vardır. Çok kısa süre, bir saniyede sinirlenebiliriz. En son söyleyecek olduğumuz lafı ilk başta söylemek teşebbüsünde bulunabiliriz. İşte dediğim gibi 5 saniye veya 10 saniye sonra da dünyanın tamamen tersinde, dünyanın en kaliteli ve en anlayışlı adamına dönüşebiliriz. Yani bu bizim yapımız. Hocam, Ankara Gücü yönetimiyle temasınız nasıl oldu ondan sonra, bu açıklamanın ardından? Yani aranızda nasıl, helalleştiniz mi? Yok, helalleşmedik. Yani bunu şunun için yapmadım. Her ayrıldığım yerde helalleşirdim. Yani size, yani şöyle söylüyor birileri, sen maç satarsın, sen ihanet eden bir adamsın. Bunu yüzünüze direkt söylemiyor, davranışlarıyla söylüyorlar. Ve siz bu algıyı alıyorsunuz ve o kişilere hadi bana eyvallah, hakkınızı helal edin demek işime gelmedi. Öbür dünyada Sırat Köprüsü üzerinde karşılaşacağız ve Allah'ın huzurunda helalleşmeyi oraya bıraktım. Orada helalleşeceğiz. Ankara Gücü camiasıyla değil, o günkü yöneticilerle değil mi hocam? Tabii, çok iyi bir kulüp yapısı var. İşte taraftarı hayranlık derecesinde ölümüne takımını seviyor. İçlerinde çok kaliteli taraftarlar var. Bana o dönem içerisinde olumlu yazılar yazıp beni morallendiren yazıları yazan kişiler, özellikle WhatsApp'ıma haber gönderen insanlar da vardı. Ama dediğim gibi onlarla bir sorunumuz yok. Oralar bizim ekmek teknemiz. Bugün bana desen ki Ankara Gücü için ne düşünüyorsun? Allah zeval vermesin derim mesela. Allah. Düşerler mi hocam bu sene? Yani İnşallah işleri zordur. Dört takım biliyorsunuz ve evet. İşler oldukça zor. Yukarıdaki takımlarla arada fazla fark yok, ancak biliyorsunuz, transfer yasağı geldi. Kongre kararı alındı. Bundan sonraki süreç nasıl çalışır onu bilmiyoruz tabii yani. Onun için orada da, benim Kayseri, yani, Denizli, Erzurum şu an potada hocam, orada da 4 takım. Evet, evet. Yani hepsi zor durumdalar. Aradaki farklar 35 puan mesela, tepedeki adamın 35 var, aşağıdakiler 14 mesela. 16 puan Kayseri potada, 15, 14, 13 diye sıralanmış. 15, hocam. Evet, yani 14, 13 o civarlarda gidiyor ama tepede 35 yani. İyi bir ortalama yakalamış oldu 35'ler. Yani bu şunu gösteriyor. 70 tabii takım sayısı da artınca mesela 30-33 ortalamalar genelde şampiyon yapıyordu. Yani 2 puan ortalamaları. Bu sene 40 olacak gibi duruyor hocam. Yani evet, yani belki bu sene 70'in üzerinde bir puan yapacak, şampiyon yapacak yani. 35 mesela düşme çıtasıydı. Bu sene sanıyorum 40 ve üzeri, yani 45 arası düşmeyi belirleyecek. Ve bu rakamlara ulaşmak da o kadar kolay değil yani. Hocam, keşke çalışmasaydım dediğiniz bir kulüp oldu mu bugüne kadar? Yani keşke, pişman olduğunuz bir kulüp oldu mu çalıştığınız? Yani böyle hatırlıyorum. Evet, belki Beylerbeyi'nde bir projeye gitmiştim. Orada işler düşündüğüm gibi gitmemişti. Böyle daha sonra yani farklı şeyler yaşadık. Aslında orada da, oranın da öğrettiği şeyler var. Memnunum yani. Sonradan el değiştirdi kulüp. Şu şekil farklı şeyler oldu.
Belki orada bir şey yaşadım ama orada da bir öğreti kazandığımı düşünüyorum. Orada da bir şeyler kazanıyorsunuz. Dolayısıyla ekmek yediğimiz yerlerle ilgili hiçbir şeyim olmadı. Çünkü çoluk çocuğumuza oralardan ekmek yediriyoruz. Yani hocam, alıyoruz. Hocam son dakikalar artık. Sumidika'yı sormak istiyorum. Sumidika sizce başarılı mıydı? Yani nasıl bir hocaydı? Sağ dışı bambaşka, sağ içi bambaşkaydı. Görüşünüz yani nedir? Bana göre cesaretle bazı kararlar aldı. Ve oyuncularını da kendisine inandırdığını düşünüyorum. Yani oyuncular da bu cesur hamleler üzerinde uyum gösterdiler. Ve sonuçlar da beklediği gibi ve gitti. Fakat biz teknik adamlar aynı zamanda saha içinde ve saha dışında bakılan insanlarız. Yani evet, futbolculara nasıl evet göz önündeyiz. Bravo. Dolayısıyla bizler istediğimiz şekilde ya da aklımıza geldiği şekilde bir takım davranışlar gösteremeyiz. Burada bir öğretici yanımız ve da örnek alınma yanımız da var. Burada bir sorumluluk giriyor devreye. Toplumsal bir sorumluluk. Ben yine de hocamızı o konularda da eleştirmiyorum. Yani ama benim bakış açımdaki hoşgörüyü herkes gösteremeyebilir. Ve sanıyorum hocam da bu yönde biraz zorlandı. Biraz değişebilir miydi? Biraz seviyeyi aşağı indirebilir miydi? Yapabilirdi. Bu bir ikiyüzlülük değil. Yani bu nedir? Proaktif bir harekettir. Yani ben size bir yere kadar yaklaşıyorum. Siz de bir yerde yaklaşıyorsunuz. Ortak bir yerde iş yapıyoruz. Mesela bugün bu akşam olduğu gibi. Siz bana soru soruyorsunuz bir yere kadar. Ben de geliyorum. Siz soruları sorarken benim saygınlığımı ya da benim haklarımı koruyarak soruyorsunuz. Ben de size yanıtlar verirken toplumu rahatsız etmeyen, çünkü bizi 10 yaşındaki de dinliyor, 70 yaşındaki de dinliyor. Dolayısıyla bu sorumluluk içerisinde konuşmalıyım. Aklıma gelen sözcükleri kullanarak konuşmamalıyım. Aykırı bir adamım, anarşist bir adamım ama bunu kendi içimde yaşarken bunu toplumun önünde bunun o topluma saygı gösterecek kelimeler kadar kullanmalıyım. Yani burnumun ucuna kadar kullanmalıyım. Burnumun ucundan sonra seninki başlar. Yani evet, senin hakların başlar. O açıdan. Evet. Hocam, Gazişehir bugün ligde 4. Liderin 4 puan gerisinde. Ekonomik açıdan hiç problem yaşamayan bir kulüp bildiğimiz kadarıyla. Yani şunu diyebiliyor musunuz? Ben bugün Gazişehir'e gitsem şampiyon yaparım diyebiliyor musunuz? Tabii yani şöyle, bunu seslendirmeyiz ama. Ben mesela yapı olarak duygusal bir adamım ve sonradan ağır eleştirilere muhatap olma cesaretim fazla yok. Bu nedenle duygularımı ve ideallerimi biraz da gizleyerek ya da saygı çerçevesindeki cümleler kullanarak açıklamak isterim. Sonra da başarmak için kesinlikle o yolda yürürüm. Neden olmasın? Neden olmasın? Şampiyon yapabilirim, kendime güveniyorum diyorsunuz hocam. Doğru mu? Tabii olur. Yani sonuçta hepimiz için. Mesela size bugün sorsam, Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Değil ben mi? Ben yaparım. Çok yani, rahat yaparım. Ama çok istiyorum falan demezsiniz. Ama gelsin, ben bir hazırlık yaparım ve ben bu işi çözerim dersiniz. Öyle yani, demeniz ben gerekiyor. O özgüvene sahibim hocam. Onu söylemeye çalışıyorum. Abi, bravo sana. Bravo. Bravo size. Benim o özgüvenim i̇şte, var yani. Tabii. Olması da gerekir. İşte söylemek istediğim bu. Bizim oyuncularımızın da hani diyoruz ya Avrupa'da neden ama bugün mesela Yusuf Yazıcı çok iyi bir entelektüel birikim gösteriyor bize, değil mi? Bir ayna gibi. Mesela evet, çok kısa sürede Parlo Fransız'ı öğrenmiş mesela. Ben Fransızca konuşabiliyorum diyor. Öyle değil mi? Jean-Mapel Yusuf diyebiliyor mesela. Yes, Jean-Mapel Yusuf, yani ben Yusuf olarak çağrılabilirim. Comanse, nasılsınız işte gibi. Şimdi ne oldu? Bir entelektüel bir tarafını konuşturarak bugün Lille tutundu ve yılın futbolcusu seçildi. Öyle mi? Hocam, Lille'den sonra sizce hangi ligde devam etmeli? Yani İngiltere'de mi, İspanya'da mı? Eski bir hocası olarak ne dersiniz?
Bana göre onun için mesela İspanya çok daha verimli bir yapıdadır. Çünkü baskısı ve şeysi düşük ama teknik önde olan bir lig. Portekiz Ligi olsun, İspanya Ligi olsun. Yani Fransa'dan özellikle... sonra Portekiz düşüş olur hocam sanki. Yok yok yani, ama Portekiz'in de güçlü takımları işte Porto, Morto olabilir. Anladım, yani. Anladım. Sporting Lisbon yani veya Yusuf, Porto. Evet, Yusuf yani iyi bir örnek. Bence kullanılabilir. Örnek olarak anlatılabilir. Hikayesi kullanılabilir. Altyapılarda hikayesi kullanılabilir. Geçerlidir de. Çünkü sonuçta bir şeye vardı. Bir şeyler oluşturdu yani. O açıdan da bakılabilir yani. Örnek olarak gösterilebilir. Hocam, Trabzonspor size yine böyle bir altyapı takımı teklif etse, mesela Hekimoğlu var şu an galiba, yanlış bilmiyorsam, kabul eder misiniz? Hekimoğlu çok saygı duyduğum bir camia. Celil Bey de Trabzon'a katma değer katan bir yapıda, bir kafada birisi. O nedenle ona yardım etmeyi her zaman görev olarak biliyorum. Ve Trabzonlu olarak ona her zaman yardım edebilirim. Dolayısıyla reddetmiyorum. Şartlar oluştuğunda tabii ki yardım etmek için görev bize adedeninde yanında olmak isterim. Bu şeyle alakalı değil. Yani şehrimde bir altyapı oluşturarak bu şehrin çocuklarına veya bu şehrin antrenörlerine, mesela altyapısında 7 tane, 8 tane antrenör çalıştırıyor. Bunları biliyorum. Aşağı yukarı 400 tane de altyapı çocuğu var. Bu son derece yararlı bir ortam oluşturmuş orada. Ve bu nedenden dolayı da saygı duyuyorum ona. Umarım takımının da şampiyon olmasıyla, o da bu moralle bunu sürdürebilir. Büyük bir ekonomik yatırımlar yaptı, tesisler yaptı. O nedenden dolayı da yarın bize gel bize yardım et dediğinde de yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Hocam, Bursaspor'un gençlerini nasıl buluyorsunuz? Muhtemelen sorulmamıştır bu soru. Bence bu ülkenin talihsiz bir durumu. Neden? Bu çocukları şartlar çok kötü oluştuğunda saygı göstererek kendilerini ifade etme şansı veriyor. Ondan önce veremiyorduk. Yani eğer tahtası kapalı olmasa Bursa'nın, bu çocukları kazanma şansımız olmayacaktı. Trabzonspor'da ilk başta ekonomik olarak bir çıkmaza girmeseydi, o kadar çocuğu kazanma şansımız olmayacaktı. Sadece dediğim gibi yani o şansı verildiğinde, bugün mesela Bursa'nın takımın içerisinde 2-3 tane böyle Süper Lig'i göğüsleyebilecek oyuncu görebiliyorsunuz. Ben 5-6 tane görüyorum hocam en az. 5-6, ben biraz daha acımasız davrandım onlara. Ama yani neden olmasın? Bir de mesela bizim bir kötü yanımız daha var. Trabzon'un çocuğuna kendi insanımızın acımasız davranması ve linç politikasını onlar üzerinde sürdürmesini reddediyorum. Yani kendi sanal alem üzerinden mesela çirkin şeyler yapmaya kalkışıyorlar. Bu Trabzon'un genetiğine uygun bir davranış değil. Trabzonlular mazlumun yanında aile merfumuna çok saygı gösteren, benim rahmetli babam bana şunu söylerdi. Eğer bir yolda veyahut da bir trafikte bir sorun yaşadıysan, eğer o adamın yanında çocuğu ve eşi varsa sakın ondan tartışmayacaksın, oradan uzaklaşacaksın derdi bana. Bize nasihat ederdi. Derdim baba niye böyle söylüyorsun rahmetli babam? Derdi ki oğlum derdi. Bir, o adamı çocuğunun ve eşinin yanında rencide etmeyeceksin. Bir kere bu bir. İki, aksi şeysi de var derdi. Nasıl derdim baba? Derdi ki o adam aslan kesilir derdi. Ve sana beklenmediğin bir davranışta bulunabilir derdi. Anlatabildim mi? Bakın şimdi. İki yönlü bana nasihat ederdi. Şimdi Trabzon'un çocuklarını Trabzonspor'da oynatırken bu çocuklar bir maçla mükemmel hale gelemezler. Bu çocuklar 10 tane kötü maç oynayacaklar, 15 tane kötü maç oynayacaklar.
16.'da iyi oynamaya ve takımı taşımaya başlayacaklar. Bu o kadar kolay değil. Ve bizim insanımız kendi insanına karşı acımasız bir saldırganlık. Buna ben kıskançlık diyorum. Bizim genlerimizde yüksek seviyede kıskançlık vardır. Bunu sağlıklı buluyorum ama kıskanalım. Onun gibi olmak için kıskançlık gösterelim, tamam. Ama hasetlik yapmayalım. Kıskançlıkla hasetlik aynı şey değil. Burada Trabzonspor Kulübü'nün özellikle bu yönde bir ekip kurup, bir kurum kurması, yani kendi içinde bir kurumsal bir yapıya gitmesi ve özellikle bu psikolojiyi değiştirebilecek bir çalışma yürüten bir ünitesi olması lazım. Yani bence bu da çok önemli noktalardan biri. Yani Trabzon'un şu an en büyük avantajlarından birisi yıllardır milliyetçilik duygusunun, o yerel önceliğin ağır basması, değil mi hocam? Bu avantajı kılıyor bence. Bursa'da da bunu görüyoruz, Trabzon'da da bunu görüyoruz. Bursa'da öyledir. Bursa'da öyledir. Mesela Türkiye'de 6 tane bölge vardır. Oranın genetiği futbola çok yatkındır. Mesela Bursa göçmen alan bir yer ve bu göçmenlerle melez bir yapı oluşturan bir bölge. İstanbul varoş ve göç alan bir yer. Orada da mesela çok iyi kaynaklar ve genler olabilir. Trabzon'un geninde çevre illerden bir karışım vardır. Çok fazla karışım olmamasına rağmen buradaki o melez yapı, iki imparatorluğun olması, oradan gelen genlerin burada birikmesi. Mesela Gaziantep ve Hatay bölgesi, bir de İzmir mesela. İzmir hocam, altıncıyı da söyleyin varsa. Altıncı da dediğim gibi yani özellikle Konya ve İç Anadolu'nun böyle bir kaynak olarak ele geçirilebilecek olduğu bir nokta. Fakat oradaki yatkınlıklar tam tescil edilmedi. Yani oralardaki yatırımlar çok alt seviyede. Dolayısıyla çok fazla bir bilgi alma şansımız olmadı. Yani Antep'ten biliyoruz. İskenderun ve Hatay'dan mesela erken ergenlikle birlikte orada tekniğe çok yatkın oyuncular olduğunu biliyoruz. İşte İstanbul ve İzmir'i mesela İzmir'i de biliyoruz. İzmir'de mesela göçmen alan bir yer ve orada da bir genetik şeyleri var, uygunluk var. Ama Trabzon'un bana göre uygunluğu diğer bölgelerden daha fazla. Mesela bizden kaleciyle santrofor belki zor çıkar ama onun dışındaki bütün mevkiler için Trabzon'un genetiği çok uygun bir genetik. Çünkü Uğurcan çıktı hocam oradan da. Uğurcan evet, yani Antalya'da oradan geldi bize. Tolga Zengin çıktı. Evet evet, yani yine de Şenol Hoca çıktı ama yine de çok fazla değil. Yani tarihimize baktığımızda çok fazla değil. Ama tamamlayıcı oyuncu konusunu Trabzon kendi takımına karşı sorumluluğunu yerine getirebilecek bir gene sahip. Başka yerde aramaya gerek yok. Hocam, Şenol Hoca sizce Euro 2021'de milli takımımızı gruptan çıkartabilir mi? Son sorum da bu olsun. Çıkartabilir. Çünkü Şenol Hoca'nın son özellikle 5 yılı çok büyük değişime uğradığını gözlemliyorum. Bu hem vizyon açısından çok büyük değişime uğradı. Artı entelektüel olarak çok büyük bir değişime uğradı. Ve bir de şöyle bir şey var. Mesela iletişim konusunda da kendini çok büyük bir yol aldığını düşünüyorum. Eskiden Trabzonlu'nun o dirençli yapısı vardı ya, hani ilişki kurmada bir zorlanma yapısı vardı. O zaman zaman bizde de olabiliyor. Şenol Hoca'da da belki vardı. Ama şu an mesela baktığınızda Şenol Hoca bugün Türk futbolunun tepesindeki akıl oldu. Ve bu aklı bana göre eğer Futbol Federasyonu eğer ona biraz daha güvenip bazı planlamaları ona bırakırsa bence futbol direktörü çok daha faydalı. Fatih Terim futbol direktörü olmuştu ya, Şenol Güneş de futbol direktörü mü olmalı?
Yani evet ama o içini doldurabilir. Şenol Hoca içini doldurabilir. Çalışkandır o da benim gibi. Yani o da onu da o yönünü seviyorum. Bir de kimsenin bir kuruşundan uğraşmaz. Yani çok o yönde de çok güvenilir bir adamdır. Yani ona teslim edilirse o şeyleri çünkü artık yetişmemiz gereken mesela bu sene Edirne'den öteye gidemedik. Hiçbir takımımız gidemedi. Evet maalesef. Yani artık başka büyük hayaller devreye sokma zamanı. Yani bir rönesans, bir reform diyelim ona. Bir reforma ihtiyacı var Türk futbolunun. Ve hocam, şu an hep genç milli takımların başına sizi getirseler, böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Şu an Tolunay Kafkas var benim bildiğim. O da yani tabii ki görevden kaçmayız ama dediğim gibi şu an orada çok başarılı işleri yapan insanlar var ya da benim takdir ettiğim Tolunay Hoca da bunlardan bir tanesi. Eğer yani orada bir boşluk oluşursa da bize gelip de böyle bir teklif bulunursa onurlu bir şeydir bu. Yani bu her Türk antrenörünün bekleyebileceği ya da özlediği bir kariyer koltuğudur o yani. Öyle kolay bir kariyer koltuğu değildir. Oraya da kendimizi hazırlamak veyahut da orada koltuğu doldurmak için gerekli sorumluluğu da yerine getiririz tabii inşallah. Hocam son sorum şu olsun. Hedefiniz nedir? Yani şu anki böyle Wembley'de, var mı? Wembley'de bir Avrupa müsabakasında ya da bir uluslararası müsabakada final oynamak. Eğer Allah nasip eder de bunu gerçekleştirebilirsem çok çok büyük bir hayal olarak yaşamış birisi olarak rahat öleceğim. Yani hocam bir Avrupa Kupası finali diyelim ona. Çünkü Wembley denk yani gelmeyebilir. Evet, stadyum evet, değişebilir. Evet. Yani bunu hayal ediyorum. Zaman zaman rüyamda görüyorum. İşte buradan hocam ama Türk futbolunda gidişat da pek hani hayalinize uygun değil. Yani Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma tehlikede ya. Yani evet yani gerçekçi bir hayal edinmek de gerekebilir diye soruyu soran da olabilir ama ben yine de eğer hani hayallerinizi rüyalarınızda görmüyorsanız o zaman başarılı olma şansınız da azalıyor demektir. Ben hayallerimi rüyamla görmeye devam edeceğim inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir 70 dakika oldu. Böyle yarım saat 45 dakika anlaştık ama konu konuyu açtı. Trabzonlar yazdı. Kütahya'dan selamlar var bu arada. Ben söylemeyi unuttum. Sağ ol. Sağ ol. Konya'dan selamlar var. Ankara Güçler selamlarını iletti. Herkese. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Tüm arkadaşlarınıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizi de en kısa zamanda bir Süper Lig takımın başında görmek isteriz hocam. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.